Şimdi oyun konusu merak konusu. Aslında bu bir bizim terapilerimizin içinde de kullandığımız psikodrama dediğimiz hem seyircilerimize hem de sizlere faydası olması için dipnotlar paylaşarak yapacağımız bir oyun. Benim temel amacım empati duygusunu biraz daha size yerleşmesini sağlamak. Çünkü gördüğüm kadarıyla grup içerisinde empatiyle ilgili bir sorun var. Ve bu sorun doğrultusunda birbirinizi anlamıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu oyun sonucunda sizin biraz daha birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayacak. Biraz daha sözel olmayan iletişimle acaba birbiriniz hakkında ne düşünüyorsunuzu hep beraber değerlendiriyor olacağız. Oyundaki eşleşmelerimiz Kudret Erdem, Nihal Nurgül, siz beraber eşleşiyorsunuz. Bu dört kişi bu oyunu beraber yapacağız, çalışacağız. Dediğim gibi 2 dakika boyunca birbirimize bakıyoruz. Sonrasında değerlendirmeleri tek tek alacağız. Lütfü, Ali, Fuat ve Ebru'dan da durumu gözlemlemelerine. Çünkü değerlendirme yaparken sizin gözlemlerinizi de değerlendirip hep beraber güzelce toparlayacağız. O zaman sandalyelerimizi alalım, çalışmaya başlayalım. İki dakika dedik, birbirimizin gözlerine bakıyoruz dedik. Karşımdaki kişi bu evdeki uyum süreçleriyle ilgili neyi doğru yapıyor, neyi yanlış yapıyor veya neyi yapıyor, neyi yapmak istemiyor bunlarla ilgili düşünüyoruz ama onun adına düşünüyoruz. Sanki sen Erdem kudretmişsin gibi buraya geleceksin ve konuşacaksın. Kudret böyle yapıyor çünkü böyle düşünüyor. O kadar çok zor bir şey istediniz ki hocam benimle. Yok, çok güzel olacak, sen merak etme. Tamam, sadece 2 dakika bakışmanızı istiyorum. 2 dakikalık süremiz... Allah günah yazmasın dedim. Hadi bakalım Erdem. Sadece birbirinize odaklanın. Birbirinize bakın, gözlerinizi kaçırmayın. Son saniyeler düşünüyoruz, hissediyoruz karşımızdaki kişiye. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve rahatlayabiliriz. Nihal gel bakalım. Bir 10 saniye daha olsa. Nurgül'ün arkasına geçiyorsun ve bakarken onun adına ne hissettin, ne düşündün? Bu uyum süreçleriyle ilgili nasıl değerlendirdik? Şöyle düşündüm. Nurgül aslında gülmek ve bizimle iletişim kurup eğlenmek istiyor ama kendine bir gard almış ve o gardda bir savunma mekanizması var onda. Onu davranıyor. Yani hemen böyle bir atağa geçmeye çalışıyor. Yani şey de istiyor. Bizimle sıcak olmak, bizim gibi diyalog kurmak ama yani kendini çekiyor. Savunmaya çekiyor. Büyük bir ihtimal yaşadıklarından. Çünkü bakışlarından onu anladım. Gülmek istiyor bana. Çok güzel tespitin, evet. Ama kendini tutuyor. Yani sen o zaman Nurgül'den güzel mesajlar aldın. Evet, aldım. Süper. O zaman seni yerine alayım. Erdem gel bakalım. Kudret abla bence huylarından vazgeçmesi lazım. Ben hani gördüğümü ve burada yaşattıklarından bahsediyorum. Bazen insanlara suçlamayı daha kolay buluyor. Ne bileyim hani çok hani şeyden de korkuyor gibi geliyor hani tek kalmaktan, yalnız kalmaktan. Yalnızken çok sıkılıyor. Ama kalabalıkta da duramıyor gibi bir şey yani. Hı hı. Kendi kendine çok çelişiyor. Tamam, o zaman seni de yerine alayım. Nurgül'cüğüm sıra sende. Gözlerine bakarken hissettiğim çok duygusal birisinin oldu. Ya kendimden bir parça görür gibi oldum o an bakarken. Nihal'le çok anlaşamıyorum ama anlaşabiliriz bence. Bana yakın bir insan olabilir bence Nihal. Yani şu ana kadar bilmiyordum bunu. Gözüne o kadar uzun süre bakana kadar bilmiyordum. Bu düşüncelerde değildim. Gözüne o kadar uzun süre baktıktan sonra Nihal'in elektriğinin bana uyduğunu algıladım. Kimseye zarar vermek istemiyor Nihal. Kimseyi de üzmek, kırmak istemiyor. Kendi daha çok üzülüyor birilerini kırıp. Üzülünce pişman oluyor kırdığı zaman. Yani küçük bir şey bile yapsa pişman oluyor ve üzülüyor. Belki hata yapmadığını biliyor ama yine de üzülüyor. O kişiyi gönlüne almak, onu tamir etmek, onun için bir şeyler yapmak istiyor. Tamam, teşekkür ederiz. Teşekkür. Kudret Hanımcığım sizi alacağım. Gönder gelsin Kudret abla. Sağ ol. Sağ ol kötülükler. Hayata karşı dik bir duruş sergilemeye çalışıyor. Bu sırada
çok yoruyor kendini. Duygularını belli etmemek için, acılarını, üzüntülerini belli etmemek için çok kasıyor, çok yoruyor. Aslında rahat bıraksa hiç o kasıntıya gerek yok. Biz onu her türlü seviyoruz. Biraz kasıntı davranıyor, biraz karizma yapmaya, öyle davranmaya, öyle göstermeye çalışıyor ama özünde çok iyi bir insan. Çok güzel, teşekkür ederim. O zaman sizleri yerinize alalım ve değerlendirelim. Bugün Deniz Hoca geldi. Kudret ve Erdem aralarında bir empati yaptılar. Erdem yine olmamış şeyleri olmuş gibi demeye çalıştı. Yani bir şeyler demeye çalışıyor ama bence olanla çok farklı şeyler demeye çalışıyor. İnşallah bu programdan kendi olup gider. Şefkat duygusu hepinizde birbirinize karşı var. Erdem'de şefkat hissettiniz mi hocam? Hissedemedim. Ya hissedemedim açıkçası. Senin hislerde problem var. Neden şefkat hissetmediğini söyledin? Ya öyle hissetmiyorum. Öyle ben normalde karıncaya bile şefkat gösterme. Eğer sen onu hissetmediysen sende harbiden büyük sıkıntı var. He. Dışarıdan bakanlar Ebru, Ali Fuat ve Lütfü. Hocam ben Kudret Hanım'da yüzleşme korkusu, endişe, yani yalnızlık, tek kalma onları hissettim. Nurgül için de endişelenme, yani acaba güvensem mi, güvenmesem veyahut da bu insanları ne kadar tanıyabilirim falan, böyle bir korkuları var diye düşündüm. Hocam ben eşleşmelerde hiç kimse birbiri için iyi bir şey söylemeyeceğini düşündüm. Yani eşleşmeler çünkü çok zıttı, anlaşamayan kişilerdi. Ama konuştuklarında çok tuhafıma gitti, yani nasıl böyle bir şey oldu diye şaşırdım açıkçası ben. Bugün için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok Ali Fuat, bu egzersizin, nefes egzersizinden sana daha iyi geleceğini düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ ol.